Her gün yeni videolarla birlikteyiz. Bildiğiniz gibi Cenk balistik füzesi, 1000 kilometreden fazla menzili ile duyurulmuş ancak ne menzil ve özellikleri hakkında bir bilgi ne de görüntüleri hakkında bir kare paylaşılmamıştı. Cenk balistik füze sistemi ilk kez görüntülendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Cenk'e ait görüntüler ilk defa Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir tarafından paylaşıldı. Cenk füzesi, Türkiye'nin ilk orta menzilli balistik füzesi olacak. Cenk'in özellikleri ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Fakat uzmanlar, Cenk'in 1000 kilometreden fazla menzile sahip olmasını bekliyor. Motor ve yakıt gibi kritik alt sistemleri bile, Roketsan tarafından özgün olarak geliştirilen Cenk balistik füzesinin ilk test atışının kısa süre içerisinde gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Cenk füzesi, yüksek manevra kabiliyeti için uç kısmında kanatlar bulunduruyor. Öte yandan füzenin yine kontrol kanatlarına da sahip olacağı değerlendiriliyor. Cenk'in bünyesinde barındırdığı teknolojiler ile dünyanın en gelişmiş orta menzilli balistik füzelerinden birisi olacağı üzerinde duruluyor. Balistik füzeler temel olarak harp başlığı, füze kontrol birimi, yakıt tankı, kanatçıklar, motor ve güdüm elektroniğinden oluşan bir füze sistemi olarak kabul ediliyor. Seyir füzesi veya diğer hassas güdümlü mühimmatların aksine balistik füzeler, parabol bir yörünge izliyor. Fırlatılışlarından itibaren irtifa almaya başlayan balistik füzeler, atmosferi aşıp uzaya çıkıyor, akabinde parabol yörünge gereği tekrar atmosfere giriş yapıyor ve yer çekiminin de etkisiyle çok yüksek hızlarda hedefe ilerliyor. Fırlatma esnasında oldukça büyük bir yapıda olan balistik füzelerden geriye, atmosfere girdiği esnada çoğunlukla harp başlığı ve bazı elektronik alt sistemler kalıyor. Füzenin menzili ne kadar yüksek olursa çıkacağı irtifa ve dolayısıyla hızı da o kadar yüksek bir seviyeye ulaşıyor. Tespit edildikten sonraki süreci de çok zorlu. İmha edilebilmeleri içinse geliştirilmeleri oldukça zor olan antibalistik füze sistemleri gerekiyor. Bu nedenle bir balistik füzenin imhası için onun fırlatılış anından itibaren tespiti ve takibi gerekiyor. Bazı sistemler, hava savunmanın yanı sıra taktik balistik füze imhası da gerçekleştirebilir ancak daha uzun menzile sahip füzeler için özel sensör ağı ve önleyici sistemler mutlak bir gereklilik. Antibalistik füze geliştirmek, oldukça yüksek teknoloji ve zaman isteyen bir husus. Türkiye'nin bu sistemi Roketsan aracılığıyla geliştirmeye başlaması da milli güvenlik açısından kritik bir husus. Muhtemelen ilk etapta, hava soluyan hedefleri, yani uçak ve seyir füzesi gibi hedefler için geliştirilen, ancak en azından taktik balistik füzede imha edebilen karma bir sistem ile karşılaşacağız. İlerleyen dönemlerde ise safkan bir antibalistik füze sistemi bekleyebiliriz.